Toş Destek kanalından merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Öztürk. Bugün önemli bir iş daha yapacağız. Zıvır zıvır ama yine önemli bir iş. Elimde gördüğümüz olduğunuz şey şanzıman yağ tapası. Bu tapanın şöyle bir özelliği var. Bu tapa da bunu ben Amerika'dan aldım. Amazon'dan getirttirdim. Amazon firmasını herkes biliyor zaten. Türkiye'de yok bu, bulamadım. Yani varsa da ben bulamadım. Bunun şurasında bir magnet var. Bu magnet, bakın, benim aracımda kırılmıştı. Şimdi kırık olanı da çıkartıp göstereceğim size. Bu magnet kırıldığı için benim içime sinmiyordu. Ben de yenisini aldım. Değiştireceğim. Aynı zamanda tapa pulu da yanında çıkıyor kutuda. Bunu değiştireceğim. Benimki şu dipten kırılmıştı. Bu magnet ne işe yarıyor? Şanzıman içerisindeki demir tozlarını topluyor. Filtreye vesaire tıkanma olmasın diye o demir tozlarını, biliyorsunuz, şanzıman içerisindeki dişliler birbirine sürtünüyor ve zamanla demir tozları oluşuyor. O demir tozlarını bu magnet çekiyor. Şimdi şanzıman yağını değiştirmeyeceğim. Sadece boşaltacağım. Tapayı değiştireceğim ve ardından eski yağı tekrar koyacağım içerisine. Bana zaman zaman video yorumlarında soruyorlar bu tapaları neyle açıyorsun diye. Tapaları açan lokma ucu bu. 3-8 lokma adaptörü bu. 3-8 şurası 3-8 lokmaların takıldığı yer. Şu 1/2, bakın, yarımlık 1/2. Bu 3/8 tapaya böyle giriyor bu ve açabiliyor. Şimdi ben eski tapayı da buradan gevşeteceğim, bakın şurada hemen. Bakın burada benim bir de 3-8 T kolum var. Burada bunu kullanacağım. Yine 3-8. Gevşeteceğim ve tapayı çıkartacağım. Bakın şimdi tapayı çıkartacağım, şanzıman yağım dökülecek. İnşallah boşa gitmez. Eski tapayı söküyorum. Aha baba. Hadi be. Üf. Şanzıman tapasını sökerken konunun içine düşürdüm yanlışlıkla. Ve burada, bakın, bunun magneti yok. Yani var ama çok kırıldığı için şurada kalmış. Bu eski tapa. Şurada da yenisi var. Bakın bu da yeni tapa, görüyorsunuz magnet. Şu dibinden kırılmış da eskisinde. Eski yağ alırken bir terslik yaşadık. Yağ biraz yere döküldü. O yüzden yeni yağ koyacağım şimdi. Eski tapayı da sıkacağım. Pardon, yeni tapayı da sıkacağım şimdi oraya. Şuradan elini çek. Yeni tapayı takıyorum, bakın. Sıkıyorum. Elimle bir miktar sıktıktan sonra yine bu sefer 3-8 anahtarla sıkıyorum. Evet. Çok aşırı fazla sıkmazsanız o magneti kırmazsınız. Daha önce aşırı fazla sıktıkları için magnet kırılmış. Şimdi yeni yağ dolduracağız. Evet, şanzıman yağ tapasını değiştirdik. Şimdi şanzıman yağımızı koyacağız. Bakın çubuk şurada. Şu aradan çekiyoruz, bakın. Koniyi koyacağız oraya. Bakın, delik orada, görüyorsunuz. Koniyi koyalım.
Evet, şimdi yağ dolduracağız. Evet, şanzıman yağımızı boşalttık ve şimdi tekrar şanzıman yağ çubuğunu takacağız yerine. Takacağız ve bu işlem de böylece bitecek. Evet, Torş Destek kanalında şanzıman yağ tapasını değiştirdik. Niye değiştirdik? Ucundaki magnet kırıldığı için. Zamanında onu daha fazla sıktıkları için benden önceki sahipleri aracın daha fazla sıktıkları için kırmışlar magneti. Ben de yenisini sipariş ettim Amazon'dan ve değiştirdik. Şanzıman yağımızı da böylece 3 litre yenilemiş olduk. Daha öncesinde ben 7 litre zaten değiştirmiştim. Bir 10-15 bin kilometre oldu. Şimdi de tekrar 3 litre daha eklemiş olduk. Kanalıma abone olup videolarımı takip etmeyi unutmayın. Beğendiğiniz videolar için, beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum herkese. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla sürün.